Sevgili Reklam Pedya takipçileri, yepyeni bir astroloji ile karşınızdayız. Efendim, bu bölümümüzde yengeçlerden ve yükselen yengeçlerden bahsedeceğiz. Evet. Değerli astroloğumuz Uygur Gürü bize eminim ki çok detaylı ve önemli bilgiler verecek. Evet. Yanılıyor muyum Uygurcuğum? Kesinlikle öyle. Bir de bu ay çok önemli Barış'cığım. Biliyorsun, evet. Bu ay güneş tutulması var, ay tutulması var, Merkür geri hareketi var. Yani dolu dolu bir ay var. Çok önemli bir ay. Epey konuşacağız. Biraz böyle önümüzdeki 1,5 seneyle ilgili birkaç tüyo vereceğim. Evet. İstiyorsan başlayalım. Daha ne olsun? Evet. İstiyorsan başlayalım. Tabii ki. Buyurun. Tamam, söz. Süper. Sevgili yengeçler ve bilhassa da yükselen yengeçler, 23 Ağustos'a kadar Güneş ve Mars ikinci evinizde Aslan Burcu'nda. Demek ki 23'üne kadar bütün odağınız, mücadeleniz ikinci ev konularında, yani maddi kaynaklarınızda. Böyle bir maddi kaynaklarınıza mı bakıyorsunuz? Böyle onlara mı odaklandınız? Böyle öz kaynaklarınız, maddi tablonuz, böyle masaya yatırmışsınız. Böyle bir mücadeleniz var. Parayla ilgili, maddi konularla ilgili mücadeleniz çok dikkat çekiyor. Tabii ki Mars Aslan'da çok para harcatır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dikkat edin, bu ay çok para harcayabilirsiniz. Öte yandan da maddi konulardaki sıkıntınız her neyse, tabii ki Mars Aslan'da güçlü olduğu için ve eylemi sonuçlandırmaya yönelik çalıştığı için, demek ki maddi konulardaki sıkıntınızı çözmek için çok güdümlüsünüz. Muhakkak oradaki sıkıntınız neyse bunu çözmek istiyorsunuz ve bu konuda muazzam bir efor sarf ediyorsunuz. Bu son derece dikkat çekici. Nitekim 7 Ağustos'ta da 8. eviniz de bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayla beraber bir de ay tutulması olacak Barış'cığım. Demek ki ay tutulmasıyla ve dolunayla beraber 8. evde maddi kaynaklarla ilgili bir alan olduğu için maddi kaynaklarla ilgili önemli hareketler var. Fakat önce şunu söylemek istiyorum. Ay tutulmaları aslında işlevsel olarak daha çok duygusal konularla ilgilidir. Demek ki duygusal konularda bazı bitişler yaşayabilirsiniz. İletişiminizde bazı sevdiğiniz, ne bileyim, değer verdiğiniz bazı insanlarla bir takım kopuşlar, bir takım ayrılıklar gündeme gelebilir. Şimdi 8. evdeki bir dolunay ve tutulma bazı sağlık konularını tetikleyebilir. Bazı böyle travmalarınız tekrar gündeme gelebilir. Dikkat edin, hani psikolojik, hani böyle sizi tüketen, yoran konular bu dolunayla beraber, bu tutulmayla beraber tekrar gündeme gelebilir. Ama esas bu tutulmanın konusu maddi konular. 8. ev. Şimdi şöyle, hani böyle aileden, eşten, ne bileyim ortaklarınızdan gelen paralar, banka konuları, her türlü maddi konularla ilgili bir dolunay düşünün. Bir yeni bir ay tutulması düşünün. Demek ki sizin bütçelemeyle ilgili, maddi konularla ilgili sürümcemede olan bir takım konularınız var. Ve artık bunlarla ilgili hareket başlıyor sevgili yükselen yengeçler. Bakın, önümüzdeki 1,5 sene bütün güneş ve ay tutulmaları zaten sizin 2-8 aksınızda olacak. Bu da demek oluyor ki para konuları. Özellikle bu dönemde size tavsiye etmem gereken en önemli şey şu. Lütfen çok fazla banka kredisi kullanmamaya dikkat edin. Aileden, iş ortağından, ne bileyim eşinizden gelecek paraya çok fazla güvenmeyin. Kendi paranıza sahip çıkın. Özellikle bu dönemler ne olur Barış'cığım, biliyor musun? Genellikle insanlar evlenir. Ve der ki, ben nasıl olsa evlendim, eşim de para kazanıyor. Bunu bayanlar çok yapıyorlar. Artık ben evlendim, çalışmayayım. Eşim parasına güvenir. Ondan sonra müthiş bir zarara yol açar bu. Evet. Buna çok dikkat edin mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani demek ki finansal kaynaklarınıza son derece sahip çıkmanız gereken bir 1,5 sene var önünüzde. Kimsenin parasına güvenmiyorsunuz. Kendi paranıza güveniyorsunuz. Ha, tabii ki eşten, aileden vesaire zaman zaman güzel destekler var. Güzel transitler var. Ama yine de lütfen kendi paranıza sahip çıkın sevgili yükselen yengeçler, ki yükselen yengeçler iyi para tutar aslında. Evet. Eğer böyle kişinin doğum haritasında böyle ikinci evde doğuştan bir Mars yoksa vesaire, normalde iyi para tutarlar. Uh-huh. Biliyorsun, yengeçler parayı tutar, boğalarda parayı değerlendirir. Öyle bir bağ vardır aslında. Evet, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi demek ki sürümcemeli maddi konular, burada bir çıkış arıyorsunuz. Bu konuda destekler arıyorsunuz. Bu konuda bir takım destekler gelecek bu dolunayla beraber, bu tutulmayla beraber. Belki bir yanlış yatırım yapmıştınız. Bununla ilgili doğru kararları alıyor olacaksınız. Borçlarınızla, kredilerinizle ilgili durumlar çok netleşecektir. Bunlarla ilgili mücadeleniz netleşecektir. Bunlarla ilgili kararlar alıyor olacaksınız. Nafaka, miras ve benzeri konular, vergi, sigorta ve benzeri konular netleşebilir bu süreçte. Beklediğiniz bir para varsa o gelebilir sevgili yükselen yengeçler. Bu da gayet güzel olabilir. Evet. Bakın, 21 Ağustos'ta da ikinci evinizde yine öz kaynak maddi kaynaklarınızla ilgili bir alanda 21 Ağustos'ta bir yeni ay var.
Aslan yeni ayı. Demek ki yeni başlangıçlar var. Zaten güneş tutulması olacak. Güneş tutulmaları hep yeni aile olur ve güneş tutulmaları yeni başlangıçları anlatır. Elinize bir toplu para geçebilir, biliyor musunuz? Gerçekten hani bu gayet güzel bir haber. İnşallah evet, da o şekilde çalışır. Belki de beklediğiniz bir tazminat, bir nafaka, bir miras var. Bununla ilgili önemli bir hareket olabilir. Hazır böyle Jüpiter'de o dördüncü evinizde, ailevi konularla ilgili o dördüncü evde transit halindeyken belki de aileden, köklerden bir para gelebilir. Bir para yardımı, belki bir miras, bir destek. Anlatabiliyor muyum? Hani bu şekilde de çalışabilir. Güzel, belki de yepyeni bir gelir kaynağına ulaşacaksınız. Ayın neredeyse tamamında Venüs sizin burcunuzda, Yengeç burcunda, sizin yükseleninizde, birinci evde. Güzel, biz Venüs'ü zaten Yengeç burcunda çok severiz. Gayet empatik, şefkatli, sevgi dolu, huzurlu, gayet güzel bir transit bu. Demek ki birinci ev ilişki aksı, demek ki ikili ilişkilerinizde son derece empatik, duyarlı olacaksınız, politik olacaksınız. Şimdi politik olmak kötü bir şey değildir, bir denge arıyor olacaksınız demek ki. Kimseyi kırmayayım, dengeli olayım, hani birazcık düşünerek hareket edeyim. Güzel, sevgi dolu, uyumlu ilişkilere işaret ediyor bu transit. Ayrıca sözcükleriniz, beden diliniz böyle bir farklı bu ay sanki. Böyle daha iyicilsiniz, daha tatlısınız, dikkatleri çekiyorsunuz. Çok güzel. Bu Venüs bir transitleri aynı zamanda fiziksel görüntüyle ilgili olduğu için aslında bu ay mesela saçınızı değiştirebilirsiniz, yeni bir tarz deneyebilirsiniz. Bu sadece bayanlar için değil, erkekler için de geçerli. Ne bileyim böyle bir takım böyle hani botokslu ve benzeriydi, böyle bir takım işleriniz varsa onları halledebilirsiniz. Bunun için gayet uygun bir ay, öyle söyleyeyim size. Şimdi ayın 23'ünden itibaren Güneş artık Başak Burcu'na geçiyor. Yani sizin 3. evinize geçiyor. Ayın son haftası. Bu da demektir ki 3. ev, yani iletişim çok ön plana çıkacak ayın son haftası. Özellikle yakın çevreyle. İşte komşular, kardeşler, mahalle, muhit, yakın arkadaşlarınız, bunlarla olan iletişiminiz çok ön planda olacak. Tabii ki zihin evi. Demek ki çok fazla bir sürü kararlar almaya başlayacaksınız. Bir takım planlar içine gireceksiniz ayın son haftası. İyi, güzel, hoş. Fakat Merkür Retrosu da tam olarak bu alanda olacak. Üstelik 12 Ağustos'ta başlayacak, 6 Eylül'e kadar devam edecek. Bakın, Merkür bir iletişim gezegeni. 3. ev iletişimimizi anlatır doğum haritalarında. Demek ki bir iletişim gezegeni bir iletişim evinde geri hareketli olacak. Demek ki bu Merkür Retrosu sizi biraz etkileyecek sevgili yükselen yengeçler. Özellikle yakın çevre iletişimine dikkat ediyorsunuz. Kardeşlerinizle olan iletişime dikkat ediyorsunuz. Bakın, onları kolaylıkla kırabilirsiniz. Çünkü yanlış bir sözcük çıkar ağzınızdan. Tabii bunu illa siz yapacaksınız diye bir şey yok. Belki de bu karşı taraftan gelecek. Belki karşı taraf çok doğru kullanmayacak sözcükleri. Demek ki konsantrasyonumuza, kullandığımız sözcüklere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üstelik sadece sözlü iletişimde değil, aynı zamanda yazılı iletişimde de mesaj atarken vesaire çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her türlü iletişimde çok dikkatli olmalısınız. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılmamaya, dediğim gibi, özen gösterin. Zihniniz çok kolay karışacaktır Merkür Retrosu'nda. Böyle kararlarınızı sorgulayabilirsiniz. Her gün yeni bir karar alabilirsiniz. İnsanlar sizi biraz tutarsız bulabilir bu ay. Hani bu tarz durumlar olabilir. Biraz böyle okuduğunuzu anlamada zorlanırsınız. Hani öyle durumlar olur ya bazen Barış'cığım. Kitap okuyorsundur ama aklın başka yerdedir. Bir türlü odaklanamazsınız. Konsantrasyonunuz çok kolay dağılabilir. Bunlara çok dikkat edin. Unutkan olabilirsiniz. İyi organize olun. İyi plan yapın. Tabii ki hem Güneş orada, hem Merkür Retrosu orada. Demek ki böyle bir takım seyahat planlarınız olabilir. Kısa seyahatler. Dikkat edin. Niye dikkat edin biliyor musunuz? Bagaj fişi karışır. Yanlış rezervasyon yaptırırsınız. Ne bileyim treni kaçırırsınız, otobüsü kaçırırsınız, uçakta bir sıkıntı çıkar, rötarlar olabilir. Demek ki kısa seyahatlerinizde, spontan hareket edeceğiniz seyahatlerde de dikkat etmeniz gerekiyor. İyi organize olmanız gerekiyor sevgili yükselen yengeçler. Böyle bir takım eğitim planlarınız varsa dikkat edin. Hatta bence Merkür Retrosu'na hiç eğitime falan başlamayın, yarıda kalır. Ya hocayı sevmezsiniz. Ne bileyim ortamı sevmezsiniz, vazgeçersiniz, sıkılırsınız. Çok eğitimlere odaklanmayın. Merkür imzaları anlatıyor. İmza falan atarken herhangi bir konuda, ne bileyim iş imzasıdır, kontrattır, ev sözleşmesidir vesaire, çok dikkat edin. Maddeleri iyi okuyun. Hatta bana kalırsa 6 Eylül'e kadar erteleyin. Hiçbir şey imza atmayın sevgili yükselen yengeçler. Aracınızla ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Bu arada 3. ev çünkü trafiği, araçlarımızı anlatır. Orada bir takım sıkıntılar olabilir. Bunlara da dikkat edin.
Evet sevgili yükselen yengeçler, bu ay benden ve bizden bu kadar. Demek ki önümüzdeki 1,5 yıl maddi konularla ilgili bütün ay ve güneş tutulmaları ve bu ay start alıyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi paranıza sahip çıkmalısınız. Kimseden gelecek paraya güvenmemelisiniz. Kesinlikle bunun rahatlığına girmeyin. Böyle bir ev alma satma durumları falan olabilir. Bir takım banka borçları, krediler olabilir. Aslında çok tavsiye etmiyorum banka kredilerini şu dönemde. Ama tabii ki sizin kararınız. Alacaksanız da lütfen iyi plan yapın. Bunu demeye çalışıyorum. Evet Barış'cığım, söz sende. Uygurcuğum, sen orada ne yaptın? Uygurcuğum, bir yandan şunu yapmaya çalıştım. Canlı yayına girelim istedim. Ha, anladım. Aslında küçük bir sürprizimiz bu. Bunu sormasaydın bir sürprizimiz olacaktı. Bir yandan da sana da sürpriz yapmak istiyordum. Evet. Efendim, YouTube'dan bizim bir canlı yayın projemiz var. Öyle mi? Sana da çok sürpriz oldu. Evet, sana. Şu an sürpriz oldu. Ya bırak bir şey. Canlı yayın alıyorsun. Evet. Uygur Bey. Canlı yayın planımız vardı ama YouTube'dan bunu yakın zamanda yapacağımızı bilmiyordum. Yani güzel. Eylül gibi bir planımız var. Hem insanlar tatilden gelsin, hem biraz otursun yani diye düşündük. Güzel, canlı canlı sorularınızı alırız. Evet. Yani böyle bunu, haritalarınıza biraz bakarız falan. Yani şey de olabilir, bunu ayrı bir canlı yayın olarak da yapabiliriz. Hatta takipçilerimizin fikirlerini de rica edelim. Nasıl yapalım? Evet, yazın ne olur. Yani ne olabilir? Hani sen bir yorum yaparsın, o yorumu izlerler. Artı bir saatimiz olur bizim canlı yayın için. O saat içerisinde sorularını bize geçerler. Cevaplamaya çalışırız. Kesinlikle. Yani o olabilir. O zaman demek ki bizi arayacaksınız. Gün, ay, yıl, doğum saati, doğum şehri vereceksiniz. Haritanıza bakacağız ve sorunuzu cevaplayacağız. Tabii ki genel sorular sormamanız gerekiyor ki herkese yetişebilirim. Evet. Güzel. Tamam. Onunla uğraştım biraz. Birazdan bir sürpriz olabilir efendim. Pekala. Uygurcuğum, öncelikle sana verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yengeçler ve yükselen yengeçler için. Diğer burçlarda olduğu gibi değişimin 50 tonu, dikkatin 50 tonu diyoruz. Evet. Bu bölümde de. Efendim, www.reklampedia.com bizim portal adresimiz. Eğer hala kanalımıza üye olmadıysanız abone ol butonu var burada. Hemen abone olabilirsiniz ve videolarımızı anında takip edebilirsiniz. Ki yakında canlı yayınımız da başlayacak. Lütfen abone olun anında haber alabilmek için. Kesinlikle. Ayrıca bu videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Lütfen. Yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.